açayım. Merhabalar güzel yüreklerim. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra bir polyester boyama yapacağız. Şimdi şuradan açalım ki biz de görelim çünkü tripod'tan çekim yapıyorum. Bir de hiç alışkın değilim. Yani nereye bakacağımı şaşırıyorum tripod'ta ama neyse artık. Biraz gelin birlikte başlayalım boya yapmaya. Şuradan açalım Aysun. Giremedik mi acaba? Bağlanamadık mı? Ne oluyor? Kabul etmedin mi bizi? Ettim. Niye gözükmüyor burada şu an Aysun? Bilmiyorum, bana bildirim gelmiyor. Hayda, gelmiyor mu? Tamamdır, görüyorum. Sesi açık mıdır bunun? Bunu bir kapatalım. Okay. Hoş geldiniz hepiniz atölyemize. Kapat. Biz de sizlerin evlerine. Tamamdır. Süper. Şunun arkalığı yok değil mi bir şeyi böyle koymak için? Dayan. Hı hı. Yalnız biz kime haber vermedik Aysun? Burculara. Eyvah. Unuttuk. Görüyor musun? İnşallah bildirim gitmiştir yani benim kuzucuklarıma. Ya vallahi öyle bir apar topar biz ne yaptığımızı bilmiyoruz ki. Şöyle süper oldu şu anda. Tamamdır. Şimdi şunu biraz şöyle çeksen Aysun. Biraz bir tanem. Hoş geldiniz. Derya Hanım, Ayşem, Seher Hanım, Müjgan Hanım, Görkemcim. Hepinizi çok özledim. Gerçi Instagram'da açıyorum zaten fırsat buldukça. Ama inanın hani buraya gerçekten güzel projelerle, özellikle dönüşüm projeleriyle bir şeyler yapmak istiyorum. O kadar uzun vadede bir vaktim olmamalı. Çok yukarıda Aysun bu ya. Boynum ağrıyacak benim. Hani yenileme yapmaya vaktim olmadığı için de açamıyorum açıkçası ama artık başlıyoruz öyle söyleyelim. Bundan sonra sizinle yine hep birlikte böyle güzel dönüşümlere de imza atacağız. Bugün hani böyle bir polyester boyayalım birlikte. Şimdi alalım ve başlayalım. Böyle olacak. Ben çıkmıyorum ama görüntü nasıl bu arada? Görüntü iyi. Görüntüde bir şey yok. İnşallah yaptığım işi görürler işte. Yani şu tripod tamamen görebiliyorsunuz değil mi? Şimdi bizim böyle güzel hem yeni yılda yaklaşıyor. Şöyle polyester heykelciklerimiz var. Bunun atı var. Böyle geyiği var. Bugün birlikte geyiği boyayalım istiyorum ben. Şimdi bununla ilgili hani gerçek bir geyik şeyi verebilmek adına da alaçatı vuracağız ilk önce. Tabanda alaçatıya boyayacağız. Onun için ne yapıyoruz? Polyester boyarken su katmıyoruz ama bir suyumuz olursa böyle suya bandırıyoruz hafiften. Fırçamızı nemlendirmemiz lazım. Nemlendirmemiz lazım, evet. Yağlı boya eskitme çalışacağız. Merhabalar Gülşen Hanımcığım. Ay ben burculara nasıl unuttum ya haber vermeyi. Yemin ederim işte kafa bu kadar yorgunluktan. Şimdi güzel şu altlardan başlayalım. Alttan üste çıkalım. Polyesterimizi boyarken. Neler ne dönüşümler yapıyorsunuz bakalım görüşmeyeli. Ben çok fazla hiçbir yere giremiyorum. Hani çok fazlayı bırakın bu ara. Neler yaptığınızı da göremiyorum. Görkemciğim bugün çok güzel bir tepsi yapmışsın. Onu gördüm ama. Eskitme olan her şey bir gözüm böyle bir takılıyor. Merhabalar Şevval Hanım. İstersen onu burçlara ben hiç rahat alayım. Edemedim tripod'da. Aysun, al eline. Elimi alayım. İnan rahat edemedim yani. Al bir tane sen. Şunu çevirebileceğiz mi şu an? Versen bana. Al. Çevrildi mi? Evet. Tamam bir tane. Şimdi sen istersen
Şu taraftan da çekebilirsin. Ben şöyle geleyim. Döndürsene öyle. Şöyle. Sen bunu alalım tabii ki. Bir kere boynu kopacak göreyim diye. Evet. Rahat edemedim yani. Bence de. Ters duruyor şu an ekran. Niye ters duruyor? Hah, düzeldi. Bir kere de ortaya basarsam bir tane. Hemen İşte evet. Uzun aradan sonra telefonumuzu nasıl tutacağımızı bile bilemiyoruz. Adlı isim bu da çalışmamız. Kendisini kamera kadrajına al. Kime? Aysun ya. Tamam şöyle. Ha ekleler geliyor. Pardon. Onları alayım mı? Niye? Ayten, Fırat, Işıl, Alpay kadrajı alın diyor. Yani onları da görebilsin diye. Bunlar yeni herhalde. Ekle tuşları var yanında. Bir basayım. Bas bilmiyorum ne oluyor. Bir de yayından koparmışız tam olur. Yok. Şimdi düz boyayıp düz çekiyoruz. Polyester çok boyadık. Önemli olan kısmı burada yağlı boya eskitmeyi göstereceğiz. Görkem sen görmek istemiştin değil mi yağlı boyayı? Yanlış hatırlamıyorum Instagram'da. Sana da gelsin. Haftaya da bir dönüşüm yaparız diyorum. Güzel bir dönüşümle. Evet çok güzel planlarımız var. Var da işte. Onları yapmak var bir de. Çok da güzel bir şey. Obje bu. Evet. Şöyle boyasam da görseler değil mi? Aynen. Ne rengi boyuyorduk Arzu? Alaçatı'ya boyuyoruz. Şöyle göstereyim. Asıl yani ben istediğim böyle hani çok koyu değildir ya giyin şu kısımdaki tüyle. Çünkü sonra yağlı boya eskitme atacağım. O yüzden alaçatı giriyorum. Çok değişik bir çalışma olacak. İnşallah. Bartın'a da buradan sevgiler Sıla Hanımcığım. Öpüyoruz. Benim gene yorgunluktan ses mes çıkmıyor yalnız. Bu eklemeleri yaptın mı şu an? Dondu basınca. Aa. O yüzden yapamıyorum. Sen yapma ama. Bu gider. Bu arada ben hiç yorumları göremiyorum. Siz görüyor musunuz oradan? Ben gayet güzel görüyorum. Ben de hiç yorum yok. Aa. Evet. Ben Yasemin Demir izliyor da kaldım. Hadi canım. Tabii ki. Allah Allah. Şöyle bir ekranı şöyle yapsan. Sağa sol. Olmadı mı? Neyse ben buradan görüyorum şey yapma. Tamam. Çünkü çok zor bir iş yapmadığım için şu an bakmadan da boyayabilirim yani. Önemli olan araları. Polyesterde bir de mesela şeydir. Kurudukça boyanmamış yerleri görürsünüz. O yüzden aralara güzel girip düz çekin. O şekilde boyayı. Çok belli olmuyor ama tüyleri var giyin. Olmaz şöyle mı? Yakından göstereyim ben. Bak. Hoş geldiniz. Ben görüyorum Allah'tan. Evet. Çekim net ve güzel olsun da. Ya önemli olan o zaten Aysun. Yalnız çok güzel şeyler geldi. Arkamda bir tane baykuş var mesela. Çok güzel. Onu da boyamak istiyorum bir an önce. Baykuşumuzun çok taliplisi var. Bir de boyanmışını görseler. Yani şimdi bu ham haliyle gerçekten bir şey anlaşılmıyor tabii ki. Ama önemli olan boyamaya vakit bulmak. Her yerini boyayacağım alaçatıya şu an. Bir taban renk oluşturacağım. Ondan sonra da mesela işte girinti çıkıntılı gölgeli yerleri de yağlı boyayla daha da böyle belirginleştireceğiz. Genelde yağlı boyanın tabanına da yakışan renkler işte bu ladin, alaçatı renkleri çok yakışıyor. Şurada da mesela yağlı boya eskitme bir sehpamız var. Çok severim ben. Yağlı boyanın görüntüsünü de çok severim. Kullanırım da çok.
Erkek heykel var. Bir tane de evet, kim yazdı? Ay Serpil geldi mi? Evet. Çok Ah bir şükür. tanem. İşte ben nasıl bir artık bir şeyde yaşıyorsam Serpil'im, ben size haber vermeyi unuttum bir tanem ya. Vallahi billahi ya. Buradan Burcu'ya tekrar geçmiş olsun diyelim. Burcu'ya geçmiş olsun diyelim Serpil. tekrar. Ameliyat olan Serpil. Serpil'in, ay Serpil, özür dilerim, evet. Geçmiş olsun İyi tekrar. maşallah, iyi. Evet. Daha da iyi olacak. Kuzum benim. Bak halen oradan telefon numaram yazıyor. Kurban olayım ben sana. Bir tanem. Allah sağlık versin. Her şey boş hayatta. Evet. Yalnız bu giyim boynuzlar da maşallah yani. Evet. Burcu çok kızacak bize şu an. Evet. Şimdi aralara girmek zor yoksa. Evinin başına da yapıp hani böyle yapılmışı var gibi çıkılmıyor maalesef. Gerçi çok fazla göremiyorlardır. Bir renk oluşmadığı için Evet. Alaçatı'da. Çok hafif belli ediyor. Ama mecburuz yani. Evet. İstediğim şeyi elde etmek için. Bir taban oluşturup onun üzerine atmamız lazım. Öyle yaşıyoruz bir tane. Dünya malı da dünyada kalıyor. Hiçbir hırsımız, çabamız yok çok şükür. Keyif aldığımız işi yapıyoruz, değil mi? Evet. Bakıyorum herkese dünyaları boyuyor zaten hiçle. Ne kadar güzel. Senin yorum görememen kötü oldu yalnız şu Evet, anda. evet. Olsun, sen takip ediyorsun. Görüyorum. Evet. Çok birikim, niye su katmıyoruz polyestere de? Şimdi aralarda birikintiler olabilir. Onları yok etmek için su katmıyoruz. Yani çok birikinti olmaması lazım. Canımsınız Aylin Hanımcığım. Daha bulamadı henüz. Siz de muhtemelen rengi göremiyorsunuz ama. Olacak inşallah. Tabanı bir oluşturursak. Atımızı da gösterebilirdin aslında ama. İşte. Ben Bunu ben boyarken sen istersen ben mi getireyim? yok, sen onu boya, ben onu hallederken sen gösterirsin. Dışarı çıkaracağım ya. Bu arada bir sorabilir misin, sesin nasıl geliyor? Sesim her zaman olduğu gibi az geliyor olabilir. Ben çünkü kendi konuştuğumu bir tek kendim duyuyorum yani. Sonradan izliyorum yayını YouTube'da falan. Pıs 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 hiç ses yok. Normalde konuşamıyorum ki zaten yüksek sesle. Burcu da geldi. Uy bir tane. İyi süper. Sevindim. Sesin güzel miymiş? Geliyor Güzelmiş. muymuş? Şimdi şarkı patlatacağım hatta. Ya ben de çok seviyorum polyester boyamayı. Aysun farkında mısın? Kendimden geçiyorum. Evet, farkındayım. Bu iş zevk alarak yapınca güzel zaten. Kesinlikle. Yaptığın işi sevmek diye en güzel örnek sensin bence. Onu da Benim takipçilerim böyle yapıyorlar da. seni burada kurs günü görseler nasıl dünya ile iletişimini kopardığını daha iyi anlayacaklar. Ama gizli çekim açmak lazım. Yapacağım onu bir gün. Ama bu yani çok da normal bir hallerde değilim yani. Değilsin. Açıkçası. Kesinlikle değilsin. Bazen şimdi kendi kendime konuşmuyorum aslında. Ya burada boyalarla konuşuyorum.
Ya objelerle konuşuyorum. Aysin diyor ki efendim bir şey mi dedin diyor. Ben burada objelerle konuşan anormal bir tip yani düşünün. Evet ve ben bana bir şey söylüyor diye alt kattan üst kattan koşarak aşağı. Ya yaptığım işi seviyorum ya kursiyerlerim Evet. yaptığı şeyleri mesela. Ay 100 kat verniği de gösterelim dün. Evet. Attık ya onu da Evet, görmeleri lazım. kesinlikle. Kurudu çünkü. Gerçi burada bilmiyorlar da Instagram'da açmıştık onu. Instagram'ımız da Atölye Smile. Girerseniz Instagram'da orada da canlı yayınlar açıyoruz. Ondan sonra cığıma ne diyeyim başka? Başka dün iki tane 100 kat vernik yaptık. İkisini de gösterelim. Diğeri de kurumuştur. Hepsini mi gösterelim yani? Ya ikisini de gösterelim. Peki. İzlemeyenler için. Zaten videosu var. Ben geçen sene 100 kat vernik uygulaması yapmıştım. Evet. Sadece yapılmış şekilleri farklı. Sen bunu kuruturken Evet. bir Sen. dakika şu altı da ben hemen süreyim. Tamam. Çünkü bir daha işim kalmasın. Yağ o eskitmesini girelim. Tamam. Bir işimiz kalmadı çünkü. Evet, ben onu kurutırken sen de bizim yaptığımız 100 kat vernikleri ve diğerlerini gösterirsin. Haftaya ne yapalım? Soralım. Sen aklındaki projeleri söyle. Hangisini tercih ederlerse. Valla şu eski boyadığımız bir vitrin var. Onu güzel yenileyebiliriz. Aklımda aslında güzel de bir duvar çalışması var. Var da var. Aslında fikir çok. Çok. Bizde. Hatta bekleyen en az 5 projemiz var. Bekleyin. Ayakkabılık, merdiven, Yok mutfak dolaplarını yapacağız ama mat mutfak boyalarımız gelsin. dolapları. Ondan sonra. Evet. Puringlerimiz geliyor. Bir puring efekti de Ha, yapabilirsiniz. haftaya Önümüzdeki yapayım. hafta. Çok isteniyordu. Şimdi şunun tabanına da taş gri, multi titanyum. O da çok sevdiğim bir tondur. Evet. Hatta şöyle karışsın gölgeli gölgeli. Çok güzel görünüyor. Titanyum boyaların hiçbirisine de su katmıyoruz. Ne boyarsak boyayalım. Unutmasınlar. Fırçayı nemlendiriyorsunuz ve her zaman uzun yüzeye vallahi ben de onları bekliyorum Gülşen ablacığım. Gelsin ki şöyle bir size farklı bir mutfak dolabı boyayalım. Bekletiyorum yani. Normalde çoktan yapacaktım. Ama görürsün istedik. E tabi. Bir de şimdi bir boyayacağız. Mat boyalar çıkacak. Bir daha döndürmesi, çevirmesi. Evet. O yüzden. Bu arada Instagram full devam ediyor mesajlar. Bunlara sonradan Onları geniş kapatmadık yaparız. mı bildirimini? Bizim de bir grubumuz var. Atölye Smile Ahşap Boyama. Onu da söyleyelim. Evet. Ve güzel projelerle danışıyorsunuz. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her bir yerine kargomuz da var. Aynı zamanda doğru adresten temin etmek önemli. Sonra yanlış tekniklerle, yanlış boyalarla bir tane imdat hattı açacağım. Yetişin diye bana yazıyorsunuz. Yetiş Arzu. Evet. Nasıl güzeldir şu taş grili ya. O açılmaz muhtemelen Ayşe. Onun full bitmiş çünkü Yok yok şeyi. açıldı da Ha. şifresini ben bunu kurturken sen onu hazırlasana ben buradan yorumları Boş ver bir okuyayım. tane. Yani buradan görüyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Artık zaten çok az bir şey kaldı. Şimdi ben sana giyimi teslim ediyorum. Alıyorum ve kurumuş bir şekilde Şu size teslim tabana ediyorum. taş gri, multi titanyum uyguladık. Üst kısmı da alaçatı. Şimdi yağlı boyaya geçiyoruz. Ve ben size burada boyadığımız birkaç şeyi gösterelim. Bunun haricinde Aysun onu kuruturken. Şimdi dün biz ne yaptık? 100 kat vernik yaptık. Şuradan.
Onu göstermek istiyorum. Pırıl pırıl. Allah'ım, bundan da mı yapsam size? Ne yapsam acaba? Çok güzel. 100 kat vernik uygulaması yaptık şöyle. Kırık aynalardan. Bunun videoları var. YouTube'da Arzum Yıldırım Atölye Smile yazarsanız göreceksiniz. Şurada da bir 100 kat vernik uygulaması var. 100 kat verniği de gösterelim. Cam gibi gözüküyor. Çok güzel oluyor. Şurada da bir tepsiye döktük mesela. Şunları da gösterelim. Atın ham hali şurada. Boyanmamış. Şöyle. Ay, şurada da çok minik kursiyerimin yaptığı bir tepsi var. Bakar mısınız? Çok güzel. Tabii dağıldık biz biraz. Şurada da atımız var. Şu an karanlık, pek görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada da ne uyguladık? Düz kahverengiye boyadık. Mucit titanyum. Şu kısmı siyaha ve aralara pudra girdik. Folyo olarak uyguladık sadece. Tabii bazı gölgelendirmeler attık burada da. Aynı şekilde. Şu kar tanesini de yaptık. Bunu da YouTube'da görebilirsiniz. Buna sertleştirici kullandık. Hatta gösterecektim. Bakın çam ağacını ne hale getirdik. Taş gibi oldu. Plastik gibi oldu yani. Aysun henüz bitiremedi galiba kurutma işlemini. Şöyle gezelim biz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel olur boyandığında. Değil mi? Aslında şunu da yenilesek mi acaba? Bunu mu yenilesek? Bilemiyorum. Çok da seviyorum. Çantamız nasıl? Onu da göstereyim. Bunu da Instagram'da canlı yayında yaptık. Şöyle. Bu benim çantam. Yenilemelere giderken bunu takmayı düşünüyorum. Yerim ben seni. Atölye Smile kızı. Aysun, bitiremedin mi Aysun? Neyi kurutuyorsun bu kadar? Şöyle göstereyim. Şunlar da dekoratif, çok güzel şeyler. Masa üstünde falan. Ondan sonra şurada kitap kutularımız var. Bunu da dün yayında yapmıştık. Eskitme kremiyle. Ne yaptın Aysun? Hadi. Buyurun. Hayır, yorumları da göremiyorum. Sen telefonun aldın ya. Evet. Öbürünü de eline alsaydın keşke. İşte almadım, yorumu da göremedim. Neyse. Şimdi biz yağlı... Ana! Ne oldu? Saçım girmiş. Yağlı boyada kullandığımız renk Burnt Umber rengi. Birçok markanın var. Hepsini kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şöyle önce yağlı boyamızı bir yere koyuyoruz, sıkıyoruz. Ondan sonra içerisine ne mesaj geldi? Tırt tırt ben duyuyorum sesi buradan. Bilginiz olsun, WhatsApp'ımız da kapalı değil. Kapattım. Kapatmamışım. Biraz da keten yağı.
yapacağız, koyacağız. Kolay silebilmek adına. İkisini güzel karıştıracağız. Ancak ben hem yapıp hem size gösterip hem de görmem lazım. O yüzden şunu şöyle yapsak mı? Daha iyi. Güzel yağlı boyayla her iki biten yanını da karıştırıyorum. Şu şekilde. Sonunda canlıyı yakaladım diye mesaj atıyorlar Instagram'da. Aa! Hayır, nasıl oluyor? Instagram'dan niye atıyorlar? Ya Face'den seyrediyor herhalde. Hayır canım benim ya. Zahide ablamız da geldi. Şimdi şöyle biraz aralara girelim. Yani her yere girelim de. Çünkü boynuzlar biraz daha koyudur. Şimdi bir giyin resmini düşünün yani. Ha? Süper. Benim mi? Tabii ikisi. Çalsın. Şu an yayındayız. Bu uçak modu işini bence yanlış anlıyorum ben. Uçak moduna alıyorum ama yine de telefonum çalıyor. Rahatsız herhalde rahatsız etmeyeni basmam gerekiyor. Normal sert kılı fırça kullanın. İpek fırça ile yağlı boya sürmeyin. Onu da söyleyeyim. Fırçalarınız mahvolabilir. Sert kılı fırça kullanın lütfen. Zahide ablam da geldi. Görüyorum. Sonra da kuru bir bez yardımıyla sileceğiz. Sen de sever misin Aysun yağlı boyaya? Kesinlikle. Bayılıyorum. Özellikle senin yaptığın işlere daha bir bayılıyorum. Geçen hafta yaptığımız sipariş panı da çok güzel oldu yağlı boyayla. O da ulaşmıştır herhalde. Evet. Şimdi nerelerine girilir başka? Kulak içleri biraz koyulur değil mi? Evet. Çok kurumamış bizim. Daha iyi eskitmeli oldu. Ben şöyle kalkıp şöyle göstereyim. Şöyle biraz kulak içlerine. Şu ağız kısmında vardır. Bir koyuluk. Evet, bir de şöyle orada. Şöyle bir sileriz. Aynen. Bütünleriz. Ondan sonra şu aralara da girelim. Silelim. İkimiz de yorumları göremiyoruz. Ah Nurdan ablam da gelmiş. Benim canım. Aslında ben buna biraz siyah falan filan da girerim biliyor musun? Öyle sanki. Tahmin ediyorum. Yaparken de düşündüğün için ona daha neler girer neler. Sonra ben de girerim. Evet. Önemli olan şu kısımları bir yapalım. İşte diyorum ki hani hobi alanı da çok genişledi. Hani eskiden bunları normal aksesuarcılarda bile bulamıyordunuz. Çok fahiş fiyatlara satılıyordu. Şimdi öyle bir sektör haline geldi ki her şeyi bulabiliyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Kesinlikle. Sektör geliştikçe, talep arttıkça çeşit çeşit objeye ulaşabiliyoruz nihayet. Ya bunlar gelince o kadar mesela böyle, yani delirdim resmen. Seninle beraber müşterilerimiz de delirdi ki kargo yaparken kendimizden geçiyoruz. Şimdi siliyoruz kuru bezle. Sana geliyorum ya. Şöyle yakın alayım. Şimdi biraz boyunuz kısımları şey ya, silmek zor ama şöyle. Yani yağlı boyadaki efekt de yani gerçekten hiçbir şey de yok yani. Şu üst kısımlar biraz daha koyu olsun. Yine sürerim üstte. Tam bir kemik görüntüsü. Baksınlar şimdi şöyle.
renk tonuna falan. Of, çok güzel görünüyor. Hoş geldiniz Banu Hanımcığım. Yağlı boya bir de nasıl bir şey biliyor musun? Girdikçe giresiniz geliyor. Ne kadar doğal doku verdi. Evet. Tamamen şu an boyunuzun gerçek görüntüsünü aslında veriyor yağlı boya. O yüzden kullanın. Ha? Uçak modunda değil miyiz? WhatsApp kapalı değil ya, WhatsApp'tan arıyorlar. Yanlışlıkla herhalde. Yalnız bir şey diyeyim mi? Boynuzlar da maşallah yani. Evet. Silmekte bile şu an zorlanıyorum. Çok güzel görünüyor mu? Keten yağı olmadan da yapabilirsiniz Aliye Hanım. Yani çok büyük bir yüzeyde yapmayacaksanız keten yağsız da yaparsınız. Çünkü yağlı boya hemen kuruyan bir şey değil zaten. Silebiliyorsunuz. Hani ben bilin diye uyguladım. Yoksa buna da katmama gerek yoktu aslında. Her yerde görüntüsü farklı. Mesela bir sehpada uygulayın. Farklı durur. Güzeldir yani. Aysun, konuşsana biraz Aysun. Ya benim sesim bana doğru dönük ya telefon. Çok çıkıyor. Seni bastırıyorum. Hiç küçük harfle konuşmayı bilmediğim için. Bir de yorumları da göremiyorum ya. Ama gerçekten çok güzel oldu. Yani ekrandan oradan görebiliyor musun bilmiyorum ama çok çok güzel durdu. Gerçekten güzel. Çok güzel. Gerçekten. Ben yaptım diye bilmiyorum. Ama yani çok güzel. Şöyle biraz şimdi şuradan doğallık verelim. Ukalalığın da bu kadar yani. Yani onun adı aslında ukalalık değil. Farkında olmak kendinin ama öyle algılayan olacağını zannetmiyorum. Seni herkes tanıyor. Değil mi? Evet. Allah'ım ağzını yerim senin ben ya. Canım benim. Şimdi şuradan hafif gölgeler verelim. Şu şekilde. Ay ay Allah hani gerçekten tek isim Allah hani bu işten beni koparmasın. Böyle 70 yaşına kadar bu işi yapmak istiyorum. Öyle de tabii İnşallah. 70 değil mi ya? Ölene kadar diyeyim. Yaşlanana kadar, ölene kadar yapmak istiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçeği ekranda göründüğünden daha mükemmel görünüyor. Ya bu kadar parlak, bu kadar şık duramaz yani. Baksana o girintileri, çıkıntıları biz görüyoruz ya rahat. Çok güzel oldu. Oradan da gözüküyor. Yani o girinti olan yer daha koyu olur. Buralar daha açık. Yani alaçatıyı da niye sürdüm? Bir taban oluştursun diye. Beyaz polyesterin üzerine yapmayayım diye. Alaçatıya boyadım. Allah'ım. Bunu ben mesela ne yapacağım şu an biliyor musun Aysun? Takılık yapacağım. Buraya böyle çok takılarım var ya benim. Evet. Seviyorum ya. Kolyelerin, Bileklerim falan asacağım böyle. bileklikleri. Ah, süper fikir. Ah, gerçekten süper fikir. Tabii ki. Her yerim yağlı boy oldu. Sana ellemem ister misin Aysun? Canın sağ olsun. Saçlarıma doğru gelebilirsin. Şuraya. Tam da hastalık havası biliyor musun? Daha açık. Şöyle gösterelim bak arkayı. Şuraya da biraz yağlı boya geleyim de taş gri'nin şeyini kırsın Arsun. Evet.
Bütünlük olsun, değil mi? Elimdeki bezle de şu alta böyle girsem yetti. Bak, yağlı boya görüyor musun? Bir bütünlük oluştursun. Şimdi onun kahverengi de geçecek buraya da. Şu yüzünü biraz düzelteceğim. Bu kulağının içini herhalde biraz daha silelim. Orayı unutmuşuz. Süper oldu. Oradan nasıl görünüyor. Gözüküyor şu an? Vallahi çok güzel görünüyor. Ellerim çok yağlı boya ya. Şurayı birazcık şeyini bütünleyelim. Yüz kısmında. Var mı olmayan bir yeri? Vallahi şu anda göremiyorum çok. Ama o tonlama güzel oldu. Değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Biraz da beyaz girmek istiyorum ama kurumadı gerçi yağlı boyamız. Şuraları biraz koyultalım. Şöyle. Tepe kısımları. Atayım mı biraz rölyef pasta? Olabilir. Kar tanesi. Kar olur. Çok da güzel olur. Tamamen gölgelendirme, ışık oyunlarını düşünün. Ona göre veriyorsunuz o ışığı. Bak, daha farklı oldu. Çok yani güzel. Oynadıkça değişir, biliyor musun? Gerçekten güzel oldu. Yaklaştırabilirsin biraz daha. Kar tanesi. Olur vallahi. Çok da güzel durur. Bozmasın şimdi. Kurumasını bekleyecek miydin? Yağlı boya çok geç kurur, onu da söyleyeyim. Şimdi bunu bir böyle 24 saat falan, belki hatta 2 gün gibi bir yere koyacaksınız ve orada duracak bu. Ellediğiniz anda parmak izi olur. Çok çabuk kurumaz. Unutun yani bunu. Bu yağlı boyayı yapıyorsunuz ve unutuyorsunuz. Ellememeniz lazım. Sonra sprey vernik uygulayabilirsiniz dilerseniz. Buna uzun uzun kirpikler de yapacağız kuruyunca, değil mi? Neden? Öyle vurgulu olsun, sana benzesin. Allah Allah. Yapalım mı? Bilmem. Sen bilirsin. Bence şu şahane şeyi bozmuyor. O da olur. Bu şey yani. Kirpiğin ne işi var bunda? Evet, ceylanların gözleri kirpikleri uzun oluyordu, değil mi? Değişik miydi? Ceylanların da gözleri öyle çekik kirpiklidir ya. Bu geyik ama. Gözüne de ne atalım, şey siyah mı atalım? Siz istersen. Arınma işlemi biraz uzun sürecek ama boyadan olsun. Değdi. Gerçekten değdi. Gerçekten değdi. Yani yağlı boya her yerin bulayabilirim. Hiç önemli değil. Yeter ki
Biraz. Ceylan gözlü. Evet. Şimdi bunu da hareli mareli yapacağız bir şeyler. Eşeğin de gözleri güzel ama Aysun. Evet, çok güzel. Eşek gözü diye bir tabir var ya. Bana öyle diyorlar genelde. Eşek gözlü müyüm ben? Güzel gözlerim var, evet. İri. Sen biraz öncüye benzedin ama neyse. Tam ortasına koyu kahve koyabilirsin bebeklerin için. Çok güzel olacak. Siyah. Bir gireyim de şöyle. Yağlı boya gireyim birazdan. Bir şey olsun ortaya karışık. Nasıl kokuyor yağlı boya? Güzel mi? Ben seviyorum. Yağlı boyayı sevdiğim için kokusunu da seviyorum yani. Şimdi güzel oldu. Bu böyle kahve. Bu biraz böyle korku filminden fırlamış gibi olmadı maalesef. Bakayım. Hayır. Çok güzel oldu. Ben beğendim. Şeyi var biraz dur. Ortasına açık renk ışıltı verebiliriz. Nokta halinde. Bu yine de kenarda. Yok. İşte bakışına göre değişiyor. Annem benim, ben seni yerim. İstersem kırmızı göz yaparım. Tamamen benim şeyime kalmış. Aynen. O anki. Aslında mor geyik falan yapayım dedim, biliyor musun? Evet, çok istedim, doğru. Değişiklik olsun diye. Ama O senin zevkinle alakalı, istediğin renk yapabilirsin. Sırf gold'dan da yapabilirdin bunu. En sonra diyecekler ki sevdiğimizdir. yeter, bıktık senin golden'dan. Ama en sevdiğimiz sırf gold olur, gümüş olur, öyle değil mi? İstediğiniz renkte yapın. Şöyle biraz hare yakalım. Gerçek gibi Aysun oldu şu an. Gerçekten öyle oldu. Aa, gözleri falan bir bakar mısın? Vallahi ışıldıyormuş gibi görünüyor. Çok güzel oldu Arzu. Gold falan atmayacağım sorarsanız. Evet, atmayacağız. Atmayacağım. Nihayet. Yani her ne kadar aslında istesem de atmayacağım. Şuraları kar koyacaktım biraz. Ama kurusun istersen. Gerekli şeyi sana atarım ben şimdi. Tamam. Zulam da burada. O yüzden. Ama bana bir şey lazım da şununla yapabilirim. Şunu. Olur herhalde bunu da. Olmazsa hemen getiririm ben. Şimdi kar taneleri yap, yani kar taneleri olsun şurada biraz. Onları rölyef pastayla yapacağız. Telefon kılıfını da mahvettim galiba. Bakayım. Ay atmayayım Aysun'a, şey Gülşen abla şimdi. Biraz atayım ya. Şu kısımlarını şöyle. Kare fekleri atalım. Zaten tam kurumadı ya. Evet, belli belirsiz olacak. Güzel olacak. Şey gibi. Bunu da rölyef pasta ile yapıyorsunuz. Yeter, sade olsun. Her şeye de bir şey atacak halimiz yok. Çok güzel oldu. Anneciğim benim. Oldu mu Gülşen ablacığım? Az olsun.
Oldu galiba. Az attık. Kırmayalım seni. Şöyle gösterelim. Evet, ben yakından, aşağıdan, yukarıdan, her yerden alayım. Al bir tane. Ay, hiçbir yerime değmek istemiyorum şu an. Ve evet, sendeyiz. Yani yağlı boyanız yoksa da hani ne yapabilirsiniz onu söyleyeyim. İşte bu eskitme kremi, rich eskitme kremi kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir boyanın içerisinde glaze katıp silerek de işte bu aralarda o efektleri yakalayabilirsiniz. Biz şimdi ne kullandık? Taban renk alaçatı kullandık. 6 taş gri, titanyum taş griye boyadık. Yağlı boyayı gösteremiyorum. Kalkmadı. Ellerimi gösterebilirim. Evet. Bakar mısın ellerimden? Çıkmayacak şu an. Yağlı boyada Burn Amber kullanıyorsunuz. Sonra bunu vernikleyeceğiz değil mi Arda? Sprey vernik atabilirler. Tamam. Tamamen size kalmış. Yani normal akrilikle her yere giremezsiniz. En kolay sprey vernik sıkmaktır. Haftaya yeni dönüşümlerle birlikte olacağız. Bugün hani bir merhaba diyelim diye hem yılbaşı da yaklaşıyor. Ona ithafen de böyle bir şey yapmak istedik. Geri dönüşlerimiz olacak. Dediğim gibi çok güzel planlarımız, projelerimiz var. Artık sizinle birlikte olacağız. Haftada bir gün inşallah. İnşallah. Bir aksilik çıkmazsa seviyorum sizinle birlikte olmayı. İnanın çok da özlüyorum. Tamamen kurslarım çoğalmasıyla alakalı bir şey. O yüzden görüşeceğiz, vakit yaratacağız. Dediğimiz gibi bunu YouTube'a attığımız için söylüyorum. Ayşun saçımı başımda dağıttım her yerimi. 0552-202-9052 numaradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Vaktimiz olduğu ölçüde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerine de kapıda ödeme imkanı ile kargomuz var. Doğru yer, doğru adres diyoruz. Keşke dememek için. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. O güzel yüreklerinizden. Görüşürüz.